Televizyonumun ekranı bozuldu ve bu arızanın çok basit ve masrafsız bir tamiri olduğunu öğrendim. Şimdi bunu beraber yapacağız. Ben bu televizyonu aynı zamanda bilgisayarımın ikinci ekranı olarak kullanıyorum. Ekranda yatay paralel çizgiler oluştu. LCD televizyonların genel çalışma prensibi olarak iki ayrı flex kablodan ekrana görüntü aktarımı sağlanır. Flex kablolardan biri ekranın sağ, diğeri sol tarafını çalıştırır. Flex kabloların bağlantı noktasında şöyle bir tırnak var. Bu tırnağı açarak kabloyu çıkartabiliyoruz. Ekranın bir yarısında hiç görüntü yokken diğer yarısında çizgi hatasının olmadığı net bir görüntü var. Çıkarılan bu kablo ile ekrana sadece diğer kablodan görüntü gitti. Bu görüntüde kusur olmadığından arızanın bu kablodan kaynaklandığını anlıyoruz. Şimdi bu kabloyu yerine takıp diğer kabloyu çıkartacağım. Ve ekranın durumuna bakacağız. Şimdi ekranın diğer yarısında görüntü yok. Görüntü olan bu yarısında ise başlangıçtaki çizgi hatasının devam ettiğini görüyoruz. Sadece bu flex kablo takılı iken ekran arızası görüldüğü için diğer kabloda sorun yok. Böylece arızalı kabloyu tespit etmiş olduk. Bende kol bandı var. Küçük bant olsa da olur. Yaklaşık yarım santimetre eninde kestim. Net görüntüyü bulana kadar bu bant ölçüsü azaltılıp arttırılabilir. Bandı flex kablonun herhangi bir yerine yapıştıracağım. Böylece ekran görüntüsündeki değişimi kontrol edeceğiz. Bu bandı kablonun ekrandaki arızaya görüntü taşıyan kısmına yapıştırabilirsek görüntü arızası düzelecektir. Çünkü ekrandaki o kısım görüntüyü diğer flex kablodan telafi edecektir. Deneme yanılma yöntemini kullanarak bandı yapıştırmamız gereken doğru kısmı bulacağız. Örneğin orta kısımda bir deneme yapalım. Bu sefer başka bir çizgi hatası meydana geldi. Bu taraf tamamen düzgün, bu tarafta ise hata var. Bandın yerini değiştirmem gerekiyor. Bandı kablonun bir ucundan diğer ucuna doğru kısa aralıklarla yapıştırarak da doğru kısmı bulabilirsiniz. Ben şu kısımdan bir deneme yapacağım. Ekranın bir yarısı tamamen düzgünken diğer yarısında bariz çizgi hatası görülüyor. Şimdi de bandı flex kablonun bu kısmına yapıştırarak bir deneme yapacağım. Hatasız, sorunsuz, net bir ekran görüyoruz. Televizyondaki çizgi arızasından kolayca kurtulduk.